Walking Dead çizgi romanlarının da yaratıcısı olan Robert Kirkman'ın 2003-2018 yılları arasında deyim yerindeyse süper kahramanlık, DC, Marvel ne varsa ortaya karışık her şey olsun denerek oluşturulan Invisible ve evreni bir süper kahraman çizgi romanından çok süper güçler ve uzayların olduğu bir bilim kurgu serisi gibi de düşünebiliriz. Toplamda 144 sayıdan oluşuyor ve bu sayılar 25 cilde yayılmış şekilde mevcut. Bunu şu yüzden söylüyorum, Amazon'un yayınladığı ve bizim izlediğimiz Invisible 1. sezonu çizgi romanlardaki bu 144 sayının sadece ilk 13 sayısını içermekte. Yani basit bir içler dışlar çarpımı ile bu dizi 9-10 sezon bile sürebilir. Robert Kirkman'ın 7 sezonluk bir planımız var diye bir açıklaması da vardı yanlış hatırlamıyorsam. Zaten 2. ve 3. sezon onaylarını da aldığı için gerçekten kaliteli olan bu yapımı uzun yıllar görmeye devam edebiliriz. Videoda hem ilk sezondan hem de çizgi romanların genel gidişatından bahsedeceğimi de şimdiden söyleyeyim. Zaten ilk sezonu izleyenler hemen fark edecektir ki Invincible evrenindeki hemen hemen her şey tanıdığımız ana veya yan karakterlerin, mekanların, hikayelerinin bir varyasyonu ama ustalıkla işlenmiş bir varyasyon olarak karşımıza çıkıyor. Ana hikaye örgümüz bu 144 sayı boyunca Mark Grayson üzerinde ilerliyor diyebiliriz. İlk sezon sonunda Mark'ın da dediği gibi liseden mezuniyetini, üniversite okumasını, hatta evlenip çocuk sahibi olması gibi uç noktalara kadar gideceğimiz bu uzun süreçte tabii sadece Mark değil, ilk sezonda tanıtılan veya tanıtılmayan herkes bu serüvene dahil bir biçimde zamanla değişimler gösteriyor ve hikayeye olan bağlılıklarını sürdürüyorlar. Dedim ya tanıdık karakterler ve hikayelere benzer diye. Aslında tam da Superman'in oğlu olsa ne olurdu? Superman gibi bir babayla büyümek nasıl olurdu fikriyle yaratılmaya başlanmış bir seri kendisi. Hatta şöyle diyeyim, benim için Mark'ın konumu Superman'in Peter Parker edasıyla yaratılmış oğlu olarak yıllardır çok sevdiğim bir karakterdir Mark. Yıllardır diyorum da yani evet 2003'ten beri seri okuyorum falan diyemeyeceğim fakat bundan 4-5 yıl öncesine kadar gidersek seri aktif devam ediyor ve çok daha fazla çizgi roman okumaya zaman buluyorken belli bir kısmını okumuş ve özetle bayağı iyiymiş bu Image Comics serisi ya diye zaman zaman canlı yayın veya videolarda da sizlere bile önermişliğim vardır ki bende de birkaç sayısı mevcut sanırsam. Şu anda şeyi yaşamak bana biraz garip geliyor böyle yıllar önce bilip çok sevdiğim bir şeyin hiç bilmeyen kitlelere bu kadar başarılı bir uyarlama olarak ulaşması ve herkesin "Aa bir süper dizi ya" diye coşmasını izlemek hem üzücü hem de sevindirici. Üzücü kısmı 2003'ten beri zaten var bu seri evet. Çizgi roman dünyasında da "Abi bu süper bir seri ya" diye bilinirdi. Okunarak bir şeylerin çok yayılmaması üzücü olsa da bu formülle ileride birçok güzel çizgi roman serisini dijital platformlarda izleyiciye sunulmak üzere günümüz şartlarına göre uyarlandığını görebilme umudu da bayağı bir sevindirici açıkçası ve heyecan dolu. İlk sezon gördüğümüz bir diğer işleyiş farklılığı ise çizgi romanlardaki deyim yerinde ise bazı sıkıcı paneller çıkartılmış, bazıları çok ustalıkla sıfırdan inşa edilerek hikayenin önemli kısımları haline getirilmiş ama ana hatlarıyla benzer şekilde devam eden daha az sıkıcı bir anlatım dili tercih edilmiş. Projeye yaratıcısı Robert Kirkman da dahil olduğu için yaptığı değişikliklerle ilgili şöyle bir açıklama yapmıştı. "Artık daha iyi bir yazar olduğumu düşünüyorum. O zamanlar 20'li yaşlarında gençtim" diyerek zamanındaki eksiklerini kapatarak çok daha iyi bir işe imza atma fırsatı yakaladığı için bence hepimiz bayağı bir şanslıyız. Hatta diziyi ilk duyduğumda bölümlerin 20 dakika civarı olmadığı için şaşırmış ama ilk bölümü izlediğim an iyi ki de 20 dakika olmamış hissini yaşamak çok güzeldi. Akıcılığı sayesinde gerçekten zaman çok hızlı geçiyor. Ayrıca bu dizinin çizgi romanlara göre en büyük artıları tabii ki animasyonlar ve sesler. İşin bu tarafı da çok iyi kurtarılmış diyebilirim. Seslendirme kadrosunu ilk duyduğum andan beri zaten aşırı heyecanlıydım. Çünkü Invisible'ı yani Mark'ı Walking Dead'den veya güncel olarak Minari filminden Steven Yeun seslendiriyor. Deadpool 2'den Domino veya Joker filminden Arthur'un komşusu olarak tanıdığımız Zazie Beetz ise Amber seslendiriyor. Amber da çizgi romanlardakinin aksine olumlu açıdan değişikliğe giden karakterlerin başında geliyor. Evie Jillian Jacobs, Annie Debbie Sandra Oh, Alan the Alien'ı komedyen Seth Rogen, Terzi abi ise Mark Hamill ve tabii ki Omni-Man'i J.K. Simmons seslendiriyor abi. Kadroya bak ve sayamadığım birçok isim daha var. Ve evet şunu da belirtmemde fayda var. Seslendirmenin J.K. Simmons diye Omni-Man karakterinin yüzü J.K. Simmons'a benzemiyor. Karakter ilk çizimlerinden beri bu şekilde olsa da müthiş bir seslendirme kadrosuna sahip bu dizi. Bir de yetmezmiş gibi seslendirdikleri karakterlerin bazıları çizgi romana göre belli değişikliklere sahip. Hem fiziksel hem bazı davranışları açıdan günümüze olumlu şekilde adapteler görüyoruz ki daha birçok isim eklenecektir.
Dizinin animasyon tarzı ise çizgi romanın yıllar içerisindeki değişen çizerlerinin tarzlarının ortalaması alınsa nasıl sade ve güzel olunurdu sorusunun cevabı gibi bayağı hoş gözüküyor. Fakat anlatım farklılıkları açısından yer yer ve kısa kısa olacak şekilde farklı animasyon teknikleri de ilk sezonda bolca yer alıyor. Walking Dead dizisinin sezonluk introları veya yakın zamanda WandaVision'ın introsundaki Wanda'nın sesindeki değişim gibi bu dizinin de her bölüm introsunda Invisible logosunun her bölümdeki artan şiddet ve ciddiyeti ile biraz daha kanla kaplanması detayı küçük ama hoş dokunuşlardan biri olmuş. Bu tabii ki bir yetişkin çizgi dizisi diyebileceğimiz bir yapıya sahip. Bolca kan, uzuv kopması ve şiddet öğesi falan içiyor zaten. Ve ilk sezonda gördüklerimizin son raddesine kadar kullanıldığını düşünüyorsanız önümüzdeki sezonlarda görme potansiyelimiz olan unsurlar daha da etkileyici olabilir. Şimdiden hazır olun diyorum. Hani Omni-Man'i falan korkutucu bulduysanız biraz gözünüz korktuysa aynı onun ırkından Trek veya Conquest'i görene kadar bir bekleyin diyorum sadece. Biraz bekleyin. Biraz da sezon finali olan 8. bölüm üzerinde konuşmak gerekiyor bence. Bölümün ismi olan Geldiğim Asıl Yer, yani Omni-Man'in dünyaya gelişinin arka plan hikayesini ve gerçekleri yüzümüze çok şiddetli ve acı şekilde anlatıldığını gördük bu bölüm. Dünyaya neden geldi, görevi neydi, bunca zamandır niye farklı davranıyordu gibi sorularla yüzleştik. Hem biz izleyiciler hem de dizinin karakterleri bu gibi sorularla yüzleşti. Cecil'in yanında tüm konuşmaları dinleyen annesine çok ayrı üzüldüm zaten. Nolan'ın acımasızca eşini adeta bir evcil hayvan benzetmesi mi dersin? Tüm insanlığı ve insanların yaşamını gereksiz gören tavırları mı dersin? Mark kadar bizi de bir o kadar etkilemiştir diye düşünüyorum. Viltomite insanların yozlaşmış düşünceleri sonrası istilacı konuma gelmeleri ve dünyada hiç beklemediği şekilde bir aile kuran Nolan'ın karakterinin gidip gelmesi, oğlu Mark'ı ölesiye yumruklarken etrafına bile isteyerek verdiği hasar ki özellikle metro sahnesine değinmek istiyorum. Biraz fazla iyiydi yani hani. Ağızları açık bırakan bir sahneydi. Herhalde kolay kolay unutulmayacak bir sahne olarak tarihe geçti. Bir de özellikle seslendirmelerin kattığı oyunculuklarla Nolan'ın bir 17-20 yıl daha harcarım ki ne olacak temalı konuşmaları da bir o kadar kan donduruculuğuna sahipti. Böyle gitgide oyunculukların verdiği o şeyle arttı o etki. J.K. Simmons özelinde şunu belirtmek istiyorum. Genelde sezon finaline kadar sakin, düz ve temposunu çok değiştirmeden Omni-Man'in durumuna uyar bir tempoda seslendirirken finalde onu da Omni-Man gibi çıldırtması çok ayrı bir etki yarattı bende. Cidden çoğu kişinin oyunculuğu çok büyük bir katkı sağlamış çizgi romana göre. Karakterin gitgelleri sırasında gittiğimiz flashback sahnesi de çok yerinde geldi. Annesinin işte insanlık budur konuşması, Nolan'ın adeta gerçek bir insan gibi babalık duygularını yaşaması ve onun karakterindeki bölünmeyi bize daha da iyi gösterir cinsten güzeldi. Kendinde az çok insanlık oluştu tabii evet ama sandığının aksine tamamen insan gibi doğup büyüyen oğlu Mark'ın düşünceleri Viltomite'lı gibi değil, annesinin o konuşmasındaki gibi mutlulukla, arkadaşlarıyla ve kendilerinin iyi kötü yaşadıkları anlarla beslenen, onları korumaya çalışan bir yapısı olduğu için de uzun seneler sürecek baba-oğul savaşının da ortaya çıkması çok normaldi. Bu sahneler sonrası aniden dünya dışına çıkan bir Omni-Man gördük, dağıttı falan böyle etrafı ama dünyaya bir daha dönmedi. Bu da demek oluyor ki kendine verilen dünya görevinden ayrıldı, istifa etti ve kendi ırkı tarafından da cezalandırması gerekiyor. Viltomite'lar biraz kızgın, onu ben şimdiden size söyleyeyim. Tabii ki bunu hemen ikinci sezonda falan görmeyiz diye düşünüyorum çünkü hikaye Mark'ın yaşamı üzerine, babası ana hikayedeki görevine kısa süreli ara verdi diyebiliriz. Şunu da ekleyeyim, Viltomite'lar arasında ondan çok daha güçlüler var ve Viltomite'lıysan seni anca bir Viltomite öldürebilir diye düşünebiliriz de Omni-Man için zor zamanlar geliyor diyebilirim. Cecil'in de gizli yürüttüğü işlerini gördük ki zaten kendisini ilk gördüğümüz andan beri masum sanmıyordunuz umarım diyorum. Immortal'ı yeniden canlandırmada da çok bir şey yok. Özetle karakterin uzuvlarını falan böyle birleştirdiğinizde düzgün bir şekilde kendini yenileyip iyileştirebilen bir yapısı var. Ama benim Loki'ye benzettiğim Cyborg ustası abi ve diğer lazer ışını işleri falan yine diğer sezonlarda karşımıza çıkacaklar ve sayamadığım daha nicesini zaten gördük veya görmedik henüz. Hatta robot karakterinin de işinin bittiğini sanmayın. İkizleri oyuna getirmesi sadece bir başlangıçtı. İstilalar, ihanetler, büyük fedakarlıklar ve büyük dayanışmaların yanı sıra Multiverse'lere bile konuk olacak Invisible evreninin animasyon dizisi şeklinde izlemek beni çok memnun etti diyorum. Siz ilk sezonu nasıl buldunuz? İleriki sezonlara dair beklentileriniz neler? Aşağı yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.
Bir sonraki sezonda ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.